Çanakkale bir dönem yüksek vaka sayılarıyla Türkiye'de birinci kent olarak adını duyurmuştu. Ancak Çanakkale'de hiç vaka görülmeyen 33 de köy var. İşte o köylerden birisi de kuş seslerinin içerisinde ve yemyeşil doğa içerisinde yer alan Ortaca Köyü. Köyümüz 80 nüfuslu, 40 hane. Öncelikli olarak hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tarım ikinci planda kalıyor. Doğayla iç içe yaşıyoruz. Ya virüsün görülmeme sebebi tabii çok dikkat etmemizden kaynaklanıyor. Önlemlerimizi alıyoruz. Özellikle işte maske, mesafe, temizlik. Uygulama çalışıyoruz elimizden geldiğince fazlasıyla. Doğada yaşadığımız için doğal olarak yaşamayı düşünüyoruz tabii. En büyük moral kaynağımız bu tabii sonuçta. Evet, hastalık başladığından bu yana hiçbir hastalık görülmemiştir. Köyümüzde bir hastalığa bu zamana kadar rastlanmamıştır. Başka köylerle bağlantımız pek yoktur. Doğal besleniyoruz. Köyümüzde tavuklarımızı kendimiz yapıyoruz. Yumurtamızı, köy yumurtası, fendi olmayan yumurtaları yiyoruz. Ondan süt, yoğurt, peynir, bunları da burada kendimiz yapıyoruz hepsini, hazırlıyoruz. Maskesi, temizliğimizi, mesafeye dikkat ediyoruz. Maske var, maske takıyoruz. Maskesiz gezme yok. Hava temiz. Ya kendin yapıyorsun, bahçen, bostanın bilmem ne falan filan. Hepsini kendin üretiyorsun yani bundan sonra. Bazı yerlerde çok adam kurallara uymuyor. Gelmedi, hastalık gelmedi. Böyle işte herkes ayrı duruyor, evinde duruyor. Maskesiz adım. Çıksa işte evinde çıkarıyor maskesini. Böylesi hep maskeyle geziyor. Köy yerde yaşıyoruz, havadar yerdeyiz. Doğal besleniyoruz. Bak kara gübreli yiyor her şeyleri. Marullarınızı ekmişsiniz. Her şeylerimizi kara gübreli yiyoruz. Baklamızı, şeyimizi, her şeyimizi. Yumurta, süt, yoğurt, peynir, mesela tuzlu yaprak, her şey bunlar kendimizden. Bu yapraklardan dolma yapacağız. Sarma.